Merhaba arkadaşlar. Öğretmen ataması bekleyen öğretmen adaylarımıza çok önemli gelişmelerden bahsedeceğiz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Öğretmen ataması ile ilgili biliyorsunuz artık yavaş yavaş ışıklanacağını düşünüyoruz ki birçok kişi bu konuyla alakalı kararında alınabileceğini söylüyor. Özellikle bu hafta içinde kabineden bir karar çıkma olasılığı zaten vardı ve kabine toplantısı da oldu ancak kabineden sonra açıklanmadı bu kabine toplantısında öğretmen ataması ile ilgili bir kararın alınmasını bekliyoruz ki halen daha bu beklenti içindeyiz yani bir karar alınmıştır diye tahmin ediyoruz ee, ve alındığı ise de birkaç gün sonra veya bir hafta sonra da Milletin Bakanlığı'nın bu rakamlara göre bir branş dağılımı hazırlayacağını ve bu branş dağılımında dediğimiz gibi kabineden bir hafta sonra vesaire açıklayacağını tahmin ediyoruz düşüncemiz bu yönde. İnşallah kabineden öğretmen ataması ile alakalı bir karar alınmıştır ve öğretmen ataması kararının ardından Milletin Bakanlığı da e, branş sağlamayla beraber takvimi vesaire inşallah en kısa sürede e, duyurur öğretmenlerimize öğretmen adaylarımıza. Şimdi e, tabii ki bu tahmin onu belirtelim. Bununla birlikte bir de şöyle bir durum var mülakat durumu. İşte şimdi Şubat'ta muhtemelen göreve başlama olmayacağı için Eylül'e bir kayma olacağından dolayı acaba uzun bir süre olduğu için e, yeni mülakat sistemiyle yapılır mı diye soranlar var. Ama seçimden dolayı bu sene eski mülakat sistemiyle devam edeceğini düşünüyoruz ki bununla alakalı bir çalışma da yok halen daha. Halen eski e, mülakat sistemiyle devam ediyor. Yine mülakat sistemiyle alakalı bir çalışma da yok. O nedenle e, hala eski mülakat sistemiyle alakalı e, devam edeceğini, eski mülakat sistemine göre bir atama yapılacağını tahmin ediyoruz. Sizin de düşüncelerini bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.